Bugün Saadet Partisi ilçe merkez ilçe başkanı Selim Işık'ı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine görüşlerini alacağız. Sayın Bancık Hanım, öncelikle bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz. Teşekkür ediyorum. Seçildiniz yeniden merkez ilçe başkanı olarak. Sizlerin düşüncelerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Evet Mustafa Bey, öncelikle ben teşekkür ediyorum bu nazik ziyaretinizden dolayı. Tokat TV adına şahsınızı tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan. Mart 20'de biliyorsunuz kongremizi icra etmiştik. Ama araya pandemi süreçleri falan girdiği için yeni bir araya gelebilme imkanımız oldu. Bu manada bu arada bizim teşkilat çalışmalarımız yoğun hızla devam etti. Birazdan da bu çalışmalarımızla alakalı bilgileri sizlere vereceğiz inşallah. Hazır çalışmalarınızdan bahsettiniz Sayın Başkanım. Tokat'ta merkez ilçe olarak nasıl çalışma yürüteceksiniz? Plan projeniz nedir? Bunlardan da bahseder misiniz? Biz dediğim gibi 20 Mart'ta teşkilatımızı tekrar kongreye götürdükten sonra hem delege seçimimizi yaptık hem yönetim kurullarımızı oluşturduk. Yönetim kurulumuzu oluşturduktan sonra da sahaya inmeye başladık. Hem mahalle teşkilatları hem de belde teşkilatları ve köy teşkilatlarını yeniden güncelleyip yeni bir kanla, yeni bir heyecanla çalışmalarımızı icra etmek için onları da güncelledik. Eski arkadaşlarımız vardı. Onların yanına yenilerini ekleyerek daha güçlü bir şekilde teşkilatlarımızı oluşturduk. Ve eksik olan teşkilatlarımızı da bu manada yeniden oluşturmaya devam ediyoruz. İnşallah seçimlere kadar, şu anda seçimler her ne kadar 2023'te gibi görünmüş olsa da biz bu manada seçimlere en hazır partilerden biriyiz. Biliyorsunuz Türkiye'de 81 ilimiz var ve yaklaşık da 950'nin üzerinde de ilçemiz var. Tüm ilçelerde ve tüm illerde teşkilatlanan iki tane siyasi parti var. Bunlardan bir tanesi AK Parti, şu anda mevcutta hali hazırda ülkemizi yöneten AK Parti. Ve ikincisi de Saadet Partisi. Yani bütün ülkemizin 81 ilinin ve bütün ilçelerine teşkilatlı olarak, aktif olarak görev yapan iki parti. Yani bu da demek oluyor ki AK Parti'nin alternatif ülkeyi yönetmek için Saadet Partisi inşallah bu manada biz her zaman geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de inşallah ülkeyi yönetmeye her zaman talibiz ve bu manada geçmişte olan çalışmalarımızda gelecekte de iktidarı inşallah aldığımız zaman yürütmeye devam edeceğiz inşallah. Sayın Başkanım, ilgili açıklamalarınıza teşekkür ettim. Geçtiğimiz günlerde bir basın açıklamanız oldu sizlerin. Bizler de yakından o haberinizi okuduk, takip ettik. Tokat TV izleyicilerini de geçim ittifakı ile ilgili nedir, nasıldır? Bununla ilgili sizlerden de bilgi alsak neler söylemek istersiniz? Biliyorsunuz ülkemizin gündemi her ne kadar seçim ittifakları olsa da memleketin ve milletimizin asıl gündemi geçim ittifakı. Yani kaynamayan tenceresi, evine ekmek götüremeyen aile reisinin ekmek çabası. Biz bunun için genel merkezimiz geçim ittifakı adı altında bir çalışma başlattı. Bizim genel başkanımızın öncülüğünde genel başkan yardımcılarımızın oluşturmuş olduğu ülke yönetimindeki bakanlar kurulu gibi genel başkan yardımcılarımızın oluşturduğu bir kurul var. Yine bu kurulumuzun da bütün genel başkan yardımcılarımızın kendi politika kurulları var. Yani kendi hangi mesela ekonomiyle alakalı genel başkan yardımcısı da ekonomi alanında, adaletle alakalıysa adaletle alakalı bir politika kurulu oluşturuyorlar akademisyenlerden oluşan. Ve bunlar da ülkemizin ihtiyacı herhangi bir konuda olabilir, çevre şehircilikte olabilir, medya ile ilgili olabilir. Bu konularda politikalar oluşturuyorlar. Ve bu politikaları da daha sonra rapor haline getiriyoruz ve ilgili kişilere dağıtıyoruz bunları. Aynı zamanda da partimizin sitesinde de bunlara siz de rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Hem sadeleştirilmiş hali var, her vatandaşımızın anlayacağı şekilde. Hem de bunların teknik raporlar şeklinde, akademisyenlerin de analiz edebileceği şekilde de raporlar şeklinde sunuluyor. Biz geçim ittifakı ile alakalı biraz önce söylemiş olduğunuz gibi basın açıklamamızı yaptık. Bununla alakalı da genel merkezimizin oluşturmuş olduğu konferanslar var. Yani bu konferansları biz kapalı bir mekanda değil, pandemiden dolayı
Biz bunu sosyal medya üzerinden yaptık. Zoom üzerinden ve YouTube üzerinden. Bu programlarda ilk başta esnaf kongresi yaptık. On binlerce esnafımız buna katıldı. Yine esnafımızı temsil eden sivil toplum kuruluşları bunlara katıldılar, temsilcileri. Ve birebir esnafımızın kendi derdini interaktif bir şekilde, yani sadece programı, kongreyi yapan kişiler değil, yani Saadet Partisi değil, biz daha çok onları dinledik. Hem STK temsilcilerini hem de bizzat esnafın kendisini dinledik. Yine aynı şekilde çiftçi kongremiz oldu. Yine aynı şekilde çiftçilerimizi dinledik ve çiftçi temsilcilerini dinledik. Geçen hafta işçi kongremiz oldu. Yine aynı şekilde sendikalarımızdaki işçi temsilcilerini ve işçilerimizin kendisini dinledik. Önümüzdeki günlerde de inşallah ev hanımları kongresi ve öğrenci kongresi olacak. Şimdi biz Tokat'ımızdan da yaklaşık işçi kongresine 100'ün üzerinde, yine ziraat kongresine, çiftçi kongresine ve esnaf kongremize 100'ün üzerinde katılımla, Tokat'tan katılım sağladık. Yani bu teşkilat olarak değil de Tokat'ımızın alakalı da yine ziraat odamıza, ticaret odamıza, aynı zamanda diğer esnaf odalarına da gittik. Ve onların bize vermiş olduğu isimleri biz genel merkezimize bildirerek onların temas kurmasını ve konuşma yapmak isteyen arkadaşlarımızın da konuşma imkanını sunmalarını sağladık Tokat olarak. Bu çalışmalar da daha sonra rapor haline şu anda getiriliyor genel merkeze. Şu anda rapor haline geliyor bunlar. Bir dahaki hafta inşallah sivil toplum kuruluş temsilcilerimize, esnaf odalarımıza ve ziraat odamıza da bu geri dönüşleri sağlayacağız ve o raporlarda onlara ulaştıracağız inşallah. Başkanım, son sözlerinizi alalım. İlerleyen zamanlarda inşallah Saadet Partisi'ni Tokat TV'de buluşturacağız. Çalışmalarınızı sizlerin yakinen takip edeceğiz. Neler söylemek istersiniz izleyicilerimize son olarak? Evet Mustafa Bey, gönül isterdi ki yani biraz daha uzun bir program icra edelim ama hem sizin zamanınız kısıtlı hem de bizim söyleyeceğimiz çok şeyler var. Dediğiniz gibi inşallah başka bir zaman uzun bir süre zarfında diğer meselelerde inşallah konuşma imkanımız olur. Ben tekrar teşekkür ediyorum size bu programı yaptığınız için, buraya kadar geldiğiniz için. Buradan da sizin aracılığınızla 8 Ağustos'ta da bizim il kongremiz var, il başkanlığı kongremiz var. Buradan da tüm halkımızı kongremize davet ediyorum. İnşallah o da hayırlara vesile olur. Tekrardan teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bizler de teşekkür ederiz başkanım. Yolunuz bahtınız açık olsun. İyi çalışmalar diliyorum. Değerli izleyenlerimiz, bugün Tokat Saadet Partisi Merkez İlçe Başkanı Selim Işık'la kısa bir röportaj gerçekleştirdik. Tokat'ın nabzını bu ekranlarda değerlendirmeye, tutmaya devam edeceğiz. Tokat TV'yi izlemeye devam edin efendim.